Bu sabah doğup büyüdüğüm mahallenin sokaklarında dolaştım. Çocukluğumu tekrar yaşamak istedim bu sabah. Ve bir an keşke bugün hiç olmasaymış diye düşündüm. Keşke dün kalsaymış. Şu sağdaki iki katlı ev Nezahat Hanımlarımdı galiba. Yok, bu Yekta Beylerinki olmalı. Nezahat Hanımlarınkinin yanı top oynadığımız boş arsaydı. İyi ama nerede boş arsa? Ya bakla tarlası? Peki taş mektep neredeler? Kimler götürdü? Kimler çaldı o güzelim anıları benden? Birden Rıza amcayı gördüm. Yine o dut ağacının altında oturuyordu. Koştum, ellerine sarıldım. Önce tanımadı. Sonra Rıza amcanın sımsıcak ellerinde çocukluğumu yeniden yaşamaya başladım. Karşımızdaki evin üçüncü katında otururlardı. 14 yaşında boyanmaya başladığından mahalleli sonunu pek iyi görmezdi doğrusu. Bu kız çok tango oldu derlerdi. Evlenmiş, iki sokak öteye taşınmışlar. Eskisi gibi mi diye sordum. Eskisi gibiymiş. Biraz kilo almış, o kadar. Olsun. Kim bilir, kilolu olmak bile ne yakışmıştır ona. Zaten ne yakışmazdı ki. Rengini beğenmedim dedi Rıza amca. Üstelik bayağı süzülmüşsün. Tabii gece hayatı, içki, sigara. Bakmıyorsunuz ki kendinize. İlahi Rıza amca. Birlikler Umumi Katipliğinden emekli olalı beri gecesi gündüzü bu dut ağacının altında geçerdi. Son üç sadrazamı ve Cumhuriyet'ten bu yana bütün başvekilleri sırasıyla ezbere bilir, bize de saydırırdı çocukluğumuzda. Hala hatırlıyor musun diye sordu. Hatırlıyor muyum? Hiç unutamamıştım ki. Bilekten bağlı açık sandaletler giyerdi. Nedense pek derin bir iz bıraktı bende bu sandaletler. Bir de kol altları genişçe oyulmuş pembe bluzu. İlk sigarasını yakışımı hatırlıyorum da ne gururlanmıştım ya Rabbim. Nasıl da bakmıştı gözlerime. Yıllar yılı bu bakışlarla yaşadım. Onlarla uyudum. Onlarla uyandım. Şimdi kim bilir hangi eller yakıyordur sigarasını. Oysa bu dut ağacının altında söz vermiştim. Söz. Hep lafta kaldı dedi Rıza amca. Yıkmadık ev bırakmadılar mahallede. Evlerle beraber bahçeler de yok oldu. Bir şu dut ağacı kaldı. Onu kesmeseler bari. Birden gözleri parladı. Sahi sen televizyona filan da çıkıyorsun dedi. Tabii ya, seni dinlerler. Bir seferinde söyle, çık. Pat pat söyle, şu dut ağacını kesmesinler de. Aslında dizlerinde derman olsa nafıa vekiline bile çıkardı Rıza amca ama gençler ne güne duruyordu ki? Söz verdim Rıza amcaya. Dut ağacını kestirmeyeceğime söz verdim. Dünü bilmeden bugünü yaşamanın bedeli öylesine ağırdı ki yarını bugünden kurtarmak için hayatımda ikinci kez söz verdim. Birinciyi tutamamıştım ama ikinci sözümü tutacağıma söz verdim.